Zimbabwe'den sevgilerle hoş geldiniz. Konuğumuz bu hafta her hafta olduğu gibi esnaf, şair ve gönül adamı Çetin Tankoç. Çetin abi hoş geldin. Hoş bulduk Sade. Başkent Harare'de hava 17 derece. Her zaman olduğu gibi Zimbabwe Ulusal Marşı ile başladığımız programımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Görüldüğü üzere. Gerçi saatimizde bir problem olabilir ama bizim dijital saatimiz çalışıyor. Yeni bir yenilik var Çetin abi. Eskiden yenilik. Yani. Eskiden yenilik. Yeni Türkiye'de. Bize bir alet verdiler. Rejiyle bundan sonra buradan haberleşiyoruz. Kulaklık yok. O yüzden ara sıra buna dalarsam kusuruma bakma. Ben seni uyarırım. Uyarırım. Nasılsın Çetin abi, görüşmeyeli? Uzun bir ara verdik. Uzun bir ara verdik. Nasıl Türkiye'de havalar? Türkiye yeni Türkiye zaten, o eskisi yok. Değişmiş değil mi? Tabii canım. Kılıfı falan açıldı mı? Açıldı ama bazı şeyler var. Program ilerleyen saatlerinde onların detaylarına, renklerine, kategorilerine gireceğiz. Zaten bugün bir de konuğumuz var. Şair Cihat Duman konuğumuz olacak. Aa, haberim yok. Kendisinin bir iddiası varmış. Televizyon gezmiş abi. Hiç kimse tabii ona kucak açmamış. Biz de milli televizyonculuğu şiar edindiğimiz için Allah'ım, kendisine söz hakkı vereceğiz. Bakalım neler söyleyecek. Uçak yolculuğun nasıl geçti abi? Ne, uçak yolculuğu mu? Evet abi. Sadece Ayşen sana hiçbir şey söylemedi mi? Yok. Ben uçaktan neredeyim ya? Hangi uçak yolculuğu? Niye abi, ne oldu ki? Abi siz Ayşen'le diyalog kurmuyorsunuz mu? Abi işte bu aletten... niye işten attık biz? He? Biz İlker'i niye işten attık? Niye abi? Niye? Aramızdaki bu iletişimi sağlayamadığı için. Ha. Benim ondan isteklerim da hiçbir şekilde yerine gelmiyor zaten. Allah Allah. Hangi sen... uçak abi? Konteynerde geldim ben. 3 aydır o konteynerden o konteynere. Çin'e mi gitmedik? Gitmediğimiz yer mi kaldı ya? Ha, bir de Allah'tan doğrudan bile, da değil, aktarmalı geldin ya. Yani. Tabii canım. Malta bandralına yetişememişiz. Ha. Başka bandrallerle. Geçmiş. Santral geçsin. Vallahi yani, haberim olsa müdahale ederdim. Ne yapabilirdin ki? Ne bileyim yani. Uçakla mı aldıracaksın beni gemiden? Aldırırız abi, ne var? Helikopterle de aldırırız ya. Bırak abi, Allah'ın sözsün. 3 ay konteynerlarda süründüm ben. Geçmiş olsun abi. Ne yedin ne içtin acaba? Neyi pişeceğiz işte? Kader arkadaşlarımız Afrika'dan oradan buradan hiç bilmediğimiz şeyleri yedik içtik. Allah'tan dokunmadı yani bir de. Maşallah. Ama kilo almışsın, yaramışsın. Kilo biraz aldık abi, biz mülteci miyiz ya? Abi bu arada şeyi söyleyeceğim. Sonra bitti mi sözün? Sözünü kesmiş gibi olmuş. Yani ölmem bekleniyordu doğal olarak. Ama Allah'tan biz mülteci değiliz. Allah'a Türk'üz. Şükür. Ölmedik. Aynen. Dekoru nasıl buldun? Ya dekor bir kere. Bir yerden hatırlaman lazım ama. Geçen sefer Ayşen'in programına katıldık. Ayşen sağ olsun bize eski dekorunu verdi. Masasını övdük ya. Evet. Kendini de yeni dekor yaptı. Aynen. Müzik başta iyilik yaptı sandık. Meğerse bize gelecek. Masayı kendine çekmiş. Eskiyi bize vermiş. Kendi de demiş ki benim dekorum yok. Kendine de dekor yaptırmış sağ olsun. Bu arada İlker'in... Bu kanalı karıştıracağım abi bugün. Bir dakika abi. Ama programdan daha sonra. İlk program. Ya. Aynen. Ha, programdan sonra. Sonra programdan. Tamam, iç işlerimizi burada tartışmayalım. Şimdi İlker mevzuna değindin. Kovuldu dedin ama İlker bugün gelecekti aslında. Aa. Tabii. Ama kendisi adada. Gökçeada'da tatilde. Gelecekti, koster bozulmuş abi. Koster mi bozulmuş? Evet. Bir de kosteri biliyorsun, bozulduğu zaman tamir edilebilen bir şey değil yani. Değil.
Tek kullanımlık. Tek kullanımlık. Vallahi orada kaldı Allah. Bakalım ne zaman gelecek. Ben de koğuturdum diye seviniyordum. Gelen başaramadım. Vallahi başaramadım. İnşallah ya. O koster hiç yapılamaz. Neyse abi bugün gündemimiz yoğun biraz. Tabii o kadar bekledik. Değil mi? Vallahi. Gündemi biriktirdik. Yani söyleyecek söz birikiyor. Ama şöyle şeyler de oldu ya. Bu hafta yapsaydık programı bundan bahsederdik diye. Eskiyen bir sürü neler, konular, neler kaçırılan bir sürü Zimbabwe'den sevgiler. Yeni Türkiye, sürekli yeni konu üretiyor. Aynen. Konular bugün acayip yoğun. Öncelikli konumuz yetki yasası. Bildiğin gibi sokak gösterilerinden rahatsız olan hükümet bir yetki yasası çıkardı. Polisle Mugabe ilgili, hükümeti. Mugabe hükümeti. Polise daha fazla yetki veriliyor ve bunun polis şiddeti sonucu olan ölümleri arttırabileceği söyleniyor. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Doğru bir karar mı polisi yetkilendirmek? Alternatif bir çözümü var mıydı bunun? Biliyorsun biz yani bu programdan önce de seninle görüştüğümüz raporlarımız vardı. Ben başından beri söylüyorum. Türkiye'deki hiçbir sorunu polisin yetkisini arttırarak yapamazsın. Türkiye Avrupa ülkelerinden farklı bir yer. Neden? Bizim farklı kültürümüz, kültürel alışkanlıklarımız var. Biz muhtar merkezli bir sosyal yapımız var. Bizim her mahallemizde, her beldemizde, her köyümüzde muhtar olmalı. Onun için diyoruz ki biz çekin polisi kenara, muhtarın yetkisini arttırın. Bugün muhtarda yetki yok ya. Şimdi senin mahallenin muhtarının yetkisi olsa gelip sokağa çıkan çocukları tek tek toplayıp eve götürmez mi? Tabii canım kulağından tutar. Aynen. Sen kimin oğlusun der. Götürdü ama evine yani. Tabii bu muhtarların yetkisi nasıl bitti? Niye bu hale geldi? Niye yeni Türkiye'de muhtar yok? Bunlar bir kere Alman ihtiyar heyetleri odasının bir oyunu bize. Öyle diyorsun. Kesinlikle. Dikkat edersen ki zaten sana geçen grafiklerini de gösterdim. Buraya yetiştiremedik. Yavaş yavaş bizim ihtiyar heyetlerimiz gençleştirildi. İhtiyar heyetine ihtiyar yok. Evet aynen. Bilgi ihtiyari bir şeydir. Yani geçen en son yerel seçimlerde oy vermek için gittiğimde zaten biliyorsun artık tek muhtar adayım o da. Çünkü niye? Ha, fax. Fax geliyor. Fax geliyor. Böyle çalacak mı ya fax? Tabii çalacak. Tamam. Sen karışma. Ha, neyse o kendini herhalde halleder. Şöyle bir şey var. Şimdi ikametgahı da aldın muhtarın elinden. Evet. Bak yetki derken ikametgahı da aldın. E ne oldu? Tek aday. Bakıyorum ihtiyar heyetine. İsimlere Berkan, Mertcan atıyorum modern aynen. İsimler. E ne oldu abi ihtiyarlar? Mehmetler, Ahmetler, Hüseyinler. Nerede Muhsinler abi? Muhsinler nerede? İhtiyarlar oldu sana genç. E gençler zaten toplum üzerinde etkinlikleri yok. Sen bu memleketten Hüseyin'i çekersen, Berkant'a bırakırsan, poliste toplasan, jandarmada toplasan, bu ülkenin dokusuyla oynadın sen abi. Şimdi üniversiteyi tutturamayan, ihtiyar heyetine kapak atıyor. Mesleğini tutturamayan oraya kapak atıyor. Dükkan biz, batıran ihtiyar heyetine kapak atıyor. Ne varsa orada da. Ya bu emeklilerin yapacağı bir iş. Sen eğer ihtiyar heyetine giriyorsan zaten işsiz güçsüzün tekisin yani. Bak zaten ben daha yan etkilerini anlatmadım sana. Bu ihtiyar heyetleri gençlerin eline geçtikten sonra Türkiye'de son 5 yılda çok ciddi anlamda ileri yaşta boşanmalar var. Niye Mehmet amcalar boşanıyor sanıyorsun? Gidecek heyet odası yok. Ne yapacak? Akşama kadar evde Ayşe teyzeyle Fatma teyzeyle kavgalar boşanmalara kadar geldi. Alışıla gelmiş düzen bozulunca Ayşe teyzenin evdeki tabii. Tabii yani o süpürge makinesi rahat açamıyor. Günler düzenleyemiyor. Maalesef. Bak buradan milli hükümeti Mugabe'yi bir kez daha uyarıyorum. Bu ülkenin geniyle oynama. Genetiğiyle oynama abi. Ver muhtara yetkiyi gör etkiyi diyorsun yani. Aynen. Güzel slogan seçimde ya. Seçimde güzel gider bana. Muhtarlar Derneği'ne satalım bunu ya. Aynen ya. Valla ver muhtara yetkiyi gör etkiyi. Gör etkiyi ya. Yani ne? Gerekirse. Ha sen bak o biber gazın elinde kalmışsa satamıyorsa edemiyorsa takma bunu kafaya. Zaten Türkiye'de tarımı bitirdin. İzot diyorsun yok izot. Acıyı ver kebapçıya gitsin. Yani bugün batıda hiçbir şeyin gerçeğini kullanmıyor ki. Her şeyin sosunu esansını kullanıyor. Sıksın Adana'ya. Biber gazını acı diye. Olamaz mı? Bilim her şeye kapı açıyor abi. Evet. Yeter ki sen bilimi destekle, Edison'ları yetiştir. Gerisi gelir diyorsun. Gerisi gelir. Yeter ki muhtara yetki verelim. Gerekirse mahalleden bilim adamı çıkacaksa onu kim tespit edecek? Onunla muhtar. Tabii canım. Çekecek odaya. Birkaç soru soracak. Edecek.
Yani ileri yaşlı. Bakın Almanlar ihtiyaretini gençleştirince ne oldu? Ne oldu? Antalya ihtiyar Almanlarla dolu. Evet. Bizim ihtiyarlarımız yarın başka bir ülkeye gitse ne olacak abi? Başımızda büyüğümüz olmazsa biz ne oluruz? Bir de gereksiz masraf yani. Evet, bir telefon bağlantımız varmış herhalde. Bağlayalım. Allah Allah, kim acaba? Buyurun. Alo. Yok mu? Telefon bağlantımız yokmuş. O fax bağlantısı. Fax bağlantısı. Sen gene yanlış anladın. Peki Çetin abi, şimdi ikinci bir tartışma şu. Biliyorsun yeni Cumhurbaşkanlığı binası yapıldı. Akıllı bina ben olarak. Ben muhtar konusunu kapatmadım sadece. Ha, pardon, özür dilerim. Özür dilerim bak. Özür dilerim, pardon. Ben gene, özür dilerim. Yalnız bak. Ya ben özür dilerim. Ha, tamam. Şimdi. Fax geliyor abi, sen anla. Muhtarlık bir makamdır. Değil mi? Evet. Şimdi sen muhtarlık makamı bizim aslında yönetim şemamıza baktığı ilk şemadır. Sen muhtarlığın kıymetini bilmezsen, muhtarlığı bu memlekette önemsetmesen, senin yaptığın sarayların adı o olsa ne olur, bu olsa ne olur diyerek diğer konuya bağlayacaktın. Keşke programdan önce söyleseydin bunu ya. Diyecektim çok ama. Çok güzel bağladın. İyi çalıştın değil mi? Güzel güzel başladın. Ben telefona zaman katmaya çalışıyorum. Bir de bu fax makinesi benim böyle sürekli ağrıyor. Dikkatini mi dağıtıyor? Yalnız şunu söyleyeyim. Fax'tan hiç umudum yoktu. Hala ısrarla evinde fax kullanan izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Birazdan okuyacağım onları. Madem abi yeni Cumhurbaşkanlığı binasına geldin. O zaman bu konuya eğilelim. Şimdi bu yeni binanın yapılış şekli, imarı kaçak mıydı değil miydi? Evet. Bütün bunlardan bağımsız olarak bir isim tartışması var. Hı. Yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın ismi ne olmalı hiç diye. Yok, Aksaray şeklinde bir gayri resmi bir lansmanı oldu bunun. Ne düşünüyorsun bu isim hakkında? Abi niye Aksaray olsun ki Niğde dururken? Hayır. Aksaray kim ya? Dünkü şehir ya. Niğde niye değil abi? Vallahi o şekilde bir Aksaray değil herhalde abi. Nasıl değil ya? Ne oldu, telefon mu hazır? Ha, tablete. Telefon bağlantımız varmış. Evet, buyurun. Alo. Alo, buyurun efendim. Efendim kolay gelsin. Ben genç ihtiyar Hüseyin Kederli. Cevap hakkı doğdu bana efendim. O yüzden bağlanıyorum. İhtiyar heyeti üyesi Hüseyin Değerli. Kederli efendim. Kederli. Buyurun efendim. Alo. Buyurun buyurun. Hüseyin Bey, sizi dinliyoruz. Hüseyin Bey olduk şimdi değil mi Sadi Bey? Aynen. Biraz önce ne Almanlığımız kaldı, ne Fransızlığımız kaldı. Batı'nın size yaptığı bir oyunduk. Şimdi Hüseyin Bey mi olduk acaba efendim? Şimdi... Efendim çok özür dileriz. Yani biz size eğer aksi konuda iddialarınız varsa buyurun. Dinle. Biz ama size söz hakkı veriyoruz. Saygı sınırlarını korusun lütfen. Tabii, tabii tabii. Bu programı biz yönetiyoruz. Bir dakika abi, buyur. Buyurun Hüseyin Bey. Ne dedi o, ne dedi? Bir daha söylesin bakayım, yüzüme söylesin. Hüseyin efendim Bey. Şu an teknik Hüseyin olarak Bey. Sizin yüzünüze söyleme imkanı yok. Kulağınıza söyleyebilir. Kulağıma söylesin o zaman. Buyurun Çetin Bey. Hüseyin Bey, bu programı biz yönetiyoruz. Lütfen saygı sınırlarını, moderatöre saygıyı lütfen önemseyelim. Ben 3 yıldır bu... Çetin mi efendi, Çetin efendi, sen bana Alman deyince saygı olmuyor da ben buna hesap sormaya gelince mi saygı oluyor acaba? Efendim bir şey soracağım. Siz gençler olarak niye ihtiyar heyetine talip oldunuz önce, onu açıklar mısınız? Şimdi efendim, Sadi Bey, öncelikle cevap hakkı tanıdığınız için teşekkür ederim. Estağfurullah. Şimdi efendim, benim bir lafım vardır. Değişmeyen tek şey değişimdir. Sizin değil mi bu laf? Evet evet, ben buldum, biraz önce buldum. Çok güzel bir laf ve bunu her yerde de kullanabilirsiniz. Keşke... Efendim. Buyurun hadi. Buyurun. Buyurun Hüseyin Bey. Efendim. Şimdi siz unutmayın ki bana gülüyorsunuz. Benimle alay ediyorsunuz. Hüseyin Kederli. Gençsin ama ihtiyar heyetindesin diyorsunuz. Ama şunu unutmayın efendim. Bir zamanlar Benjamin Franklin'e de gülmüşlerdi. Benjamin Button mu? Benjamin Franklin efendim. Evet, evet, pardon, özür dilerim. Benjamin Button'a gülmedik. Ondan da haberiniz yok. Ondan etkilenmiştik. Özür dilerim. Hüseyin Bey, şimdi efendim. Genç yaşına rağmen çok agresif. Evet. Çok agresif. Buyurun, devam edin lütfen. Efendim, agresif olacağız tabii ki. Genciz. Aktif olacağız, agresif olacağız.
sizin istediğiniz gibi ensesine vur lokmasını al tarzı adam olmayacağız efendim. Efendim aktiften kastınız gençlikten gelen bir aktiflik mi? Aynen öyle. Biraz önce diyordunuz muhtarlara yetki artsın diye. Muhtarlara yetki artsın ve ihtiyar yetinden ne istiyorsunuz acaba? Sizi kim konuşturuyor? Kim? Siz tecrübenizin yeterli olduğunu düşünüyor musunuz efendim bu görev için? Ya şimdi sorsana beyefendi, kaç tane ikametgah düzenleyebilmiş bugüne kadar? Buyurun. Kaç ikametgah var? Şimdi ikametgah bizim işimiz değil. İkametgah sayın muhtarımızın işi. Biz ihtiyar heyeti olarak, genç ihtiyar heyetleri olarak, heyetin mensup biri olarak daha doğrusu öyle söyleyeyim. Bizim işimiz bir nevi akil adamlar gibi düşünün. Biz otururuz mahalledeki kararları alırız, önemli kararları alırız. Nereye kedi barınağı yaptıralım, hangi insana nasıl yardımlarda bulunalım. Bizim işimiz bu efendim. Biz ikametgah düzenlemeyiz. Hüseyin Kederli, siz bu agresifliğinizi millete hizmet olma yolunda kullanın. Akıl verme yolunda değil. Hiç merak etmeyin Çetin Bey. Hiç merak etmeyin. Kullanıyoruz. Neyse, ama bakın buradan herkesin önünde soruyorum. Siz kime hizmet ediyorsunuz acaba? Teşekkür ediyoruz Hüseyin Bey. Lütfen. Teşekkür ediyoruz. Statik ocusunuz. Bunu unutmayın. Statik ocusunuz. Tamam Hüseyin Bey. Teşekkür ederim. Gelişime açık ol sadece Lil Cengiz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun Hüseyin Bey. Alalım Hüseyin Bey'i yayından. Hüseyin Bey teşekkürler. Teşekkürler. Aldık mı? Çok şükür. Hüseyin Bey çok agresif. Aslında o kadar alınacağı bir şey söylemedik. Keşke neden böyle bir hizmete aday olduğunu, neden ihtiyar heyetinde bir genç olarak yer aldığını söyleseydi. Keşke. Ama varsa yoksa. Neyse abi, bir daha arar falan, bir daha hiç dönmeyelim. Ama bence de dönmeyelim. Dönmeyelim. Lütfen ya. Şimdi abi şöyle iddialı. Ama bak şuradan bir şey de tamamlayayım. Tabii. Özür dilerim. Tabii ben özür dilerim. Peki teşekkür ederim. Ben özür dilerim ya. Alıyorum özrünü. Ben özür dilerim abi. Peki. Ben de özür dileyim o zaman. Eyvallah. Ki eşit olalım. Şimdi neden ihtiyar heyetinin önemli olduğunu anladın mı şimdi? Anladım abi. Yani soğukkanlılık, tecrübe. Bak bu memleket çok agresif yöneticiler gördü. Çok. Bunlar hepsi gelip geçer. Ama unutmadığımız aklı başında yöneticilerdir. İnşallah. Deyip konuya tekrar dönelim. İstersen dönelim. İkinci konumuza geçmiştik. Evet. Şimdi abi şöyle şeyler var. Bir kere bir İstanbul'da bir Aksaray var. Şöyle bir endişe dile getiriyorlar. Şimdi İstanbul'da Aksaray'da bir eğlenme kültürü var ya. Evet. Acaba diyorlar Ankara'ya gidenler, Ankara'yı iyi bilmeyenler eğlence mekanı sorarken buranın Aksaray'ı neresi derse ve o Aksaray gösterilirse başlarına bir şey gelir mi? Yani ağızlarını burunlarını kırarlar mı orada? Böyle de bir endişe var. Mugabe gençleri sever ya. Genç eğlencesine de açık biri. Kırdırmaz ama tabii hoş olmaz. Milletle devleti karşı karşıya getirmiş. Bu arada Fox'ta. Sen hiç karşılaştın mı ya bu arada devletle? Millet devletle mi? He. Vallahi karşılaşmadım ya. Ben 38 yaşında hiç karşılaşmadım daha. Ben genelde kenarından geçiyorum. Herkes. Bakıyorum devlet var orada. Dur diyorum. Yolu değiştireyim. Bu taraftan aynen devam edeyim. Diyorum. Aynen. Bir de tabii ben şunu da düşünüyorum şimdi demin sen güzel bir şeye aslında parmak bastın, vurguladın. Hani Ankara'nın Aksaray'ı. Aklıma şu geldi. Şimdi yıllardır İstanbul Aksaray sonuçta Kayseri'nin kaçıp gelen tüccarlarla ayakta duruyor. Onların getirdiği para. Şimdi her Ankara, yerinin tüccarı diyelim. Kayseri'yi özel olarak şey yapmayalım da. Bize öyle söylediler hep. Anladım. Bize ama her yörenin Kayseri'ye has değil. Tabii. Kayserileri Kayseri, temsil ederiz. Kayseri, Antep. Değil mi? Bilecik. Sayma abi isim. Tamam sayma. Hepsi dedik. Hepsi. Hepsi. Türkiye haritasının bütün kısmı. Evet kısmı. Bütün renkleri. Acaba oradaki şey biraz Ankara'dan mı tutmak istiyorlar? Sermayeyi. Sermayeyi. Ama orada çok da bir şey tutamazlar gibi değil geliyor. Değil yani? Ankara'da ne yapacak? Tabii. Sonuçta İstanbul'un Aksaray'ı var ya. Sonuçta sen diyorsun ki buranın adı Aksaray olmasın. Eğer ille böyle bir isim kullanılacaksa Niğde olsun. Niğde olsun. Niye? Çünkü Aksaray Niğde'nin ilçesiydi. Tabii canım. Niğde o zaman. Niğde Cumhurbaşkanlığı Sarayı. Niğde olsun. Evet. Bizim buradan Sayın Mugabe'ye önerimiz yeni başkanlık sarayının adı Niğde olsun. Niğde olsun canım. Niğde çok güzel bence. Çok fonetik yani. Öztürkçe'ye de çok uygun. Hem İstanbul'da da bir Niğde olmadığı için tabii mevzu böylelikle hallolur yani. Kendiliğinden tatlıya bağlanır. Çok güzel. Bağladık bence tatlıya. Bence de çok güzel bağladık. Şimdi Çetin abi programın başında anons etmiştim. Cihat Bey hazır mı acaba? Cihat Bey'in bir iddiası vardı.
Şimdi ben kendisini alsınlar buraya, iddiasını dolaylı olarak sana soracağım. Kendisi dile getirir de. Evet. Şu yönden benim çok dikkatimi çekti. Bu acaba faks makinesini sessiz alabiliyor muyuz ya? Onu karıştırma bence. Neyse karıştırma. Ama bir gelenleri kopar. Eğer teknik olarak kontrol edelim bir hocam. İmkanımız varsa bunu sessiz alırsak iyi olur. Bir yandan da fakslara bakalım. Bir yandan Cihat Bey geliyor herhalde. Geliyor mu Cihat Bey? Tabii Cihat Bey çok güzel geliyor. Cihat Bey geliyor mu? Cihat Bey geliyor, geliyor. Ben hissediyorum gelişini. Geliyor. Gelişini hissederken ben o zaman şimdi bu iddiadan bahsedeyim. İddia şöyle garip. Senin alanında bir kere iddia. Ha. O bana enteresan geldi. Biliyorsun sen Alman radyosuna verdiğin demeçte Türkiye Tarım Hareketi'ni başlatmış birisin. Tabii. Ama daha sonra geliştiremedin. Tek kurucu üye olarak kaldın. Yani üye ve önder olarak. Aynen. Kurucu önder üye olarak. Türkiye Tarım Hareketi. Ya tarım ve son günlerde cinayetleriyle meşhur maden sektörüyle ilgili bir iddiası var Cihat Bey'in. Birazdan konuğumuz olacak. Senin o konudaki fikirlerini çok merak ediyorum. Bu karşılaşmanın neye varacağını fark ediyorum. Bir önce bu Cihat Bey bir şeyini bir döksün bakalım taşlarını. Evet bu arada Cihat Bey de yanımıza geldi. Cihat Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Cihat Bey öncelikle teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Ben bayağı bir program dolaşmıştım meseleyi açıklamak için. Fakat televizyonlar bana yüz vermedi. Ben memnun oldum. Ne zaman isterseniz. Biz milli televizyonculuğu şiar edindiğimiz için her türlü fikri açığız. Evet gayet belli. Aynen. O konularda fikri açık değiliz pek. Oraya hiç bakma abi. Buyurun Cihat Bey sizi dinliyoruz. İddianız nedir? Efendim benim iddiam bor madenleriyle ilgili bir iddia. Yani bor madeni diye geçen şeyin aslında bir bitki olduğu. Ve bizim yörede bu bitkiyi topladığımız ve tükettiğimiz yönünde bir iddia. Bir dakika yani siz diyorsunuz ki Türkiye Cumhuriyeti'nin 90 yıldır ekonomik kurtuluş adresi olarak gösterilen bor mineralleri aslında maden değil, evet, bitki. Madenle hiç bilgisi yok. Hocam sen 90 yıllık rüyayı mı bitirmeye çalışıyorsun ya? Efendim ben rüyanıza kastetmek için buraya gelmedim. Sadece halka aydınlatmak için, bir fikir verebilmek için burada bulunuyorum. Bak benim bütün kredi kartlarım borçlu şu anda. Bir gün borç çıkacak, o borçları ödeyeceğim diye ben bekliyorum. Maden yok diyorsan. Peki Cihat Bey, peki diyelim bitki. Peki ekonomik değeri konusunda bir değişiklik efendim, var mı? Efendim ekonomik değeri olsa zaten ben burada olmazdım. Yani ben nenemle birlikte genelde ilkbaharın ilk dönemleri, sonbaharın son dönemlerinde kırda boru çıkarıp gayet çok güzel bir şey tüketiyoruz. Gayet lezzetli. Yani özellikle haşladığınız zaman ete benzer. Et suyuna benzer. Nasıl yani biz boru yiyecek miyiz ya? İsterseniz yiyin, isterseniz suyunu haşlayın. Öyle için hiç problem değil benim için. Peki yani ben bir şeyi merak ediyorum. Şimdi bu bor toprağın üstünde yetişen bir bitki mi yani? Biz niye bilmiyoruz yani? Efendim hayır. Toprağın üstünde hiçbir kısmı yok. Tamamen toprağın dibinde yetişen bir bitki. Bir havuç gibi üzerinde bir yaprağı falan yok. Ama biz onun nerede olduğunu uzun bir çubukla, biraz da kalın uzun bir çubukla hafiften toprağa döverek anlayabiliyoruz. Gelen sese göre onun gerçek bor mu yoksa sahte bor mu olduğunu anlıyoruz. Cihat bizim bahçede de bu tür tümsekler vardı. Hayır. Büyük tümseklerden karınca yuvası gibi. Karınca yuvalarını düşünelim hafiften bir delik olur. Etrafında bir volkan gibi evet. Bir şey olur. Bunun daha küçüğünü düşünelim. Hafif çatlaklardan zaten gözükür. Biz onu alırız ve tüketiriz. Ve nenem çok yani güzel. Sen bizi şu anda tükettin. Ben sana onu söyleyeyim bir kere Cihat. Yani milyonlarca insan bu konuda bir inancı var. Zimbabwe halkı galeyana gelmiştir ya. Bu ya inanç milyonlarca insanın inancı ama yani genelde inançla gerçekler çoğu zaman çatışıyor maalesef. Burada da bilimle böyle bir durum var. Bilimle inanç çatışır diyorsun sen. Umumiyetle. Keşke bir parça bor getirseydi de biz de baksaydık ya. Şimdi mevsimi değil. Dediğim gibi mevsim olsa ben zaten neneme söyleyecektim. Beraber toplayıp getirecektik. Yani sizin bor diye kendinizi gaza getirdiğiniz, Zimbabwe'nin kurtuluşu için bazı planlar yaptığınız bor aslında bir bitki. Ve biz bunu gayet güzel yumurtayla tüketebiliyoruz. Cihat bak ben 10 yıldır araba bile almıyorum. Borla çalışan araba bulunacak. Benzin almayacağım diye araba almıyorum. Ne olacak bizim bütün bu hayaller? Hanım da inanmaz bana şimdi. Başka bir şeye yatırım yaparsınız. Bor daha ekonomik, desen, daha gerçekçi, daha inandırıcı bir şey bulursanız. Bana öyle geliyor ki Cihat, sen aslında bu son dönemde ülkemizde yaşanan bu maden facialarının acılarını psikolojik bir ikna yöntemi uyguluyorsun millete.
halka. Madenleri biz ilga ederiz diyorsun. Bitkiye döneriz tarıma. Buraya varım. Ama madenler de lazım. Bunu dünyada değil mi? Çok sağlıklı bir şekilde çıkaran bir sürü uluslar var. Efendim, biz de çıkarabiliriz. Çıkarabiliriz ama dediğim gibi ben en başından en makul olan yanından yaklaşıyorum. Özellikle bor hayali. Boş bir hayaldir. Boru biz çok lezzetli bir şekilde tüketebiliriz. Çok yararlıdır. Hatta vücuda sürdüğünüzde istenmeyen tüyleri döker. Sihir ve sivilce vesaire şeyler varsa onları bitirir. Gayet faydalı. İsviçreli bir aydın gibi konuşuyorsun ha. Vallahi ya. Hiç paraya ihtiyaç yok. Yani tek sorun tüyler. Tüyleri dökeriz. Tabii. Mutlu oluruz. Ya ben bir traktör öncesi şeyi kuruyorum hayali. Yani bir de şöyle bir durum var. Traktörden önce bir. Tabii yani bizim yıllarca ekonomik kurtuluş olarak gördüğümüz şey meğerse yumurta kırılıp yenen bir şeymiş. Bu arada Cihat Bey sizinle ilgili bir faksımız var. Bir tane okurunuz. Abi ben senin ilk şiir kitabın Kız Kardeşleşmeki 12 liraya almıştım. Duydum ki aradan geçen yıllar içinde baskısı eskidiği için 7 liraya düşmüş. Aradaki 5 lirayı senden alabilir miyim? İBAN'ı göndereyim mi? Ya şimdi benim de bayağı bir vereceğim var. Hani ben alacaklarımı tahsil edemedim. Yani bize gelse biz de veririz vatandaşı. Ben mağdur etmeyi Acaba sevmiyorum. Ben öyle bir esnaf değilim yani. Nasıl? O 5'i vermeye razıysın. Tabii veririm ama yani biraz vade tanınırsa, biraz mühlet verilirse elbette ödeyeceğim. Birçok böyle insan var kafama geliyor, mail atıyor. Ama şöyle bir durum var. Bak öleceğim diyor. Şimdi ben o zaman arkadaşa söyleyeyim şunu. Ya fiyatı artarsa? Bence borsa gibi bu. Biraz beklesin. Bence de biraz beklemesi mantıklı. Hem vade bana yarar hem de çıkma ihtimali, yükselme ihtimali ona yarar. Bu gidişle kafayı yersin. Ben zaten evimi, arabamı, yazdığımı almışım. Kitabın ya ben kitaplarımdan evimi, arabamı, yazdığımı almışım. Şiir kitabından evini, yazdığını alan ilk şair olarak. Ya benim için problem yok. Hani... Allah alkışlarım ya. Ama işte azıcık borca girdik. Onlara biraz mühlet verilirse ama esnaf insanız yani. Biz de... Sade. Sen de hiç gerçekten bak Zimbabwe'de yaşıyorsun. Ben gene her hafta gelip gidenim. Ben senden daha iyi tanıyorum Zimbabwe'yi. Bir kere bu ülkenin başkanı Mugabe. Abi selam yerine bile şiir okuyan bir adam. Her çıktığı kürsüde şiir okur. Bu ülkede şiir çok kıymetli. O yüzden adamlar boru bitkiye çevirmiş. Bor olsa ne olur, olmasa ne olur. Şiirden parayı götürüyor. Bir de o şairliği bırakmadığı için Bağkur onu ödemeye devam ediyor. Maliyeden iptal kağıdı almamış. Biz, biliyorsun biz şiir şubemizi kapattık. Kapattığı için de maliyeden defterini de kapattı. O zaman ben çok üzülmüştüm. Hatta vergi borcunuz falan çıkmıştı. Neyse onu şey yapacağım. Neyse oralara girmiyor. Bir dakika. Bir dakika ya. Ne demek? Ya bak bugün moderatör olarak çok kısıtlı davranıyor. Özür dilerim. Süremiz de kısıtlı o yüzden. Öyle mi? Buyurun hocam. Ama bir sataşma da var. Tabii var. Sen çıkıp geleceksin. Kimse sana kapısını açmayacak. Biz açacağız. Bir de böyle aba altından sopa gözüküyor. Hayır bana makyaj da yapılmadı. Neyse. Evet. Peki. Tamam. Cihat Bey'i daha fazla yormayalım. Cihat Bey teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ederim. İnşallah başka iddialarınızla da sizi konuk etmek isteriz. Birazdan kadrajdan çıkınca çıkacaksınız. Var mı son bir sözünüz? Kadrajdan ne zaman çıkacağım? İşte keşke bilsem onu. İşte ben size onu söyleyeceğim. Evet çok iyi. Ben size onu söyleyeceğim Cihat Bey. Rahat ol. Orayı bir belirlesek çok rahatlayacağım ben de. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet Çetin abi. Cihat Bey ile ilişkimizi bitirdikten sonra faksları okumaya devam ediyorum. Sade abi, Çetin abi. Bilecik'ten sevgiler. Sizi anlamasak da çok seviyoruz. Yasemin. Bizi Bilecikliler anlamıyor mu ya? Bilecik var mı? Var. Bilecik var. Abi bilimsel olarak ispatlandı bu ya. Öyle mi? Programda da konuştuk. İnan tabii. Bak ben Bilecik'i hala görmüş değilim. Ben sana Bilecik'i göstereceğim. Hem de alasıyla. Çok net. Tamam. O konuda çok netim. Tamam o zaman. Faks kağıdımız bitti herhalde, ötüyor ama gelemiyor. İzleyici sorusu. Bor yeniyor mu? Evet, yeniyor efendim. Cihat Bey az önce açıklamalarını yaptı. Aslında bu akışa ben çok hakim olamadım. Haftaya daha iyi yapacağım. Bor yumurta kırılıp yeniyormuş efendim. Bayağı Cihat Bey iddia etti. Denemek isteyenler deneyebilir. Şimdi Çetin abi. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en uzun MGK toplantısı yapıldı. Bu toplantıda Kırmızı Kitap adı verilen ve bizim bilmediğimiz kitabın yenilendiği söylendi. Bu kırmızı kitap renk olarak sana ne çağrıştırıyor? Yani yeni Türkiye'de o da yenilenmemeli miydi sence? Vallahi yeni Türkiye'de binaları yenilediler.
Hoş şimdi üst geçite gireceğim de girmeyeyim. Onlar da sık sık yeniliyorlar. O kadar o, yeni ama ki. Ama doğal seleksiyon. Tabii üst o. Geçit. Aynen. Yani üst geçit ömrünü tamamlayınca vinç çarpıyor. Tekrar tabii. Yenisini yapıyorlar. Yenisini yapıyorlar. Şimdi her şeyi yeniledik. Çok şükür. Hatta halısına kadar bu memleket her şeyi yeni Türkiye'de yeni her şey. Fakat kitap niye hala eski onu anlayamadım. Şimdi bizi iki renk arasına kapattılar aslında. Eskiden kara kitap vardı. Onda Orhan Pamuk uyanıklık yap. Devlet arşivinden ucuza alıp bize sattı. Bak yıllardır duruyor orada. Halbuki biz alsak satsak bugün biz köşeyiz. Nobel'de bizde, adadaki evlerde bizde, her şey bizde ya. Adada evim var ya. Küçük bir evi. O da zaten konser çalışmadığı için gidip gelemiyor. Yani ev orada ama gitmese de gelmese de o ev onun. Senin renk önerin ne? Abi ben, bence pembe olmalı. Uçuk bir pembe. Yani. Rahatlatır mı bu ülkedeki? Rahatlatır. Yerlerini? Hayaller kurdurur ya. Kırmızı kitap korkunç yani. Kara kitap zaten kaptırmışız. Neden pembe olması yani? Kitap önemli bir de. Sadi yani. Ben sana katılmıyorum ya. Niye? Kitap mı kaldı abi? Ya. Yani bir Word dosyası olarak yaparsın. Bilgisayara kaydedersin. Herkese de e-mail ile gönderirsin. Ne kağıt masrafı olur ne bir şey masrafı olur. Renk derdin de olmaz. Ben de öyle düşünüyorum valla. Sen de var ya yani biz yeni Türkiye'yi alacamamışız. Yepyeni Türkiye'yi hayal ediyoruz. Abi ben her şeyin bilgisayardan okunmasından yanayım. Bu arada sandalye alacaksınız herhalde. Buyurun alın efendim, hiç sorun değil. Sen diyorsun ki açık pembe olmalı. Tabii açık pembe olmalı. Panjurlar olmalı kitabın gerekirse. İçine de o zaman küçük karalamalar, köşe süslemeleri olsun. Tabii canım. Güzel yazı defteri gibi. Değil mi? Kokulu kitap ayıraçları. Yani iyi aramızda bir bağ olsun bu kitapla ya. Mutluluk diyorsun pembe kitapta. Aynen. Şimdi Çetin abi, bildiğin gibi sosyal medya, özellikle Twitter, Türkiye'de dünya geneline bakıldığında çok yoğun kullanılıyor. Tabii. Yani inanılmaz bir mesela nüfus ve Twitter kullanıcısı oranımız var bizim. Belki hı, birinci, belki ikinciyiz. Tam emin değilim ondan. Ama biz kısa. Ama iyi tweet atılamıyor. Yani neden atılamıyor iyi tweet? Neden atılamıyor? Bunu da daha önce Milli Eğitim'e verdik dosyasını. Tabii. Hala beklemede. Aynen. Şimdi bu devletten para istenmeyen işleri yapmıyorlar. İlla bedeli olacak. Şimdi neden yapılmıyor? Bir kere bizim atıl durumda halk eğitimimiz var. Hadi halk evlerini yediniz. Halk eğitimi yediniz. Bari ismini yemeyin ya. Burada iyi tweetçiler yetiştirin. İyi favcılar. Değil mi yani? RT ne zaman RT yapılır? Bugün. Ne zaman fav yapılır? Aynen. Ya adam ölüm anonsu paylaşıyor cenaze. Pat fav koyuyorsun altına. Sanki ölümüne sevinmişsin gibi. İşte bunların hepsinin diyorum ki halk eğitimi atıl durumda. Burada eğitsin halkımızı. Twitter konusunda. Tabii iyi tweetler. Niye bizden iyi tweetçi çıkmasın abi? Niye yani? Hangi durumlarda DM atılır? Yani. Hangi durumlarda hangi DM'lere cevap verilmez? Verilmez. Tabii. Bunlara güzel bir eğitim düzeni içinde, müfredatı içinde verilmeli. Çünkü bakıyorsun koca sanatçı olmuş adam. Hani ülkeye bir sanatçı karakteri katmışız. Adam günaydın, iyi geceler, günaydın, iyi geceler. Şu anda kahvaltı yapıyorum. Hayırlı pazarlar. Hayırlı pazarlar. Kahvaltı keyfi. Abi ne bu yani? Ne bu ya? Ulan bir şey yaz ya. Değil mi? Bir tweet yaz ya. Bir tweet at. Dünya değilsin ya. Biz de favlayalım değil yani mi? Nerede bu abi? Yok nerede, ki. Nerede? Zaten biliyorsun bugün taze bir konu var. Bilmiyorum haberin var mı? Bir kısım diyeyim. Bir takım, bir kısım. Ünlülerin evet, Twitter hesapları hacklendi. Senin eklendi mi? Yok. Senin eklenmediyse o kadar ünlülerin eklenmemiştir. Tabii. Yalnız bu öbür Hollywood ünlüleri gibi bir durum değil yani. Çünkü ha, sadece Twitter eklendiği için. Anladım. 160 karakterler 140. Sızdı. 140 pardon, özür dilerim. Ben de o zaman bu ismeye gidip bunun kursuna evet, başka bir şey sızmadı Allah'tan. Aynen. Sızsaydı nasıl manzaralarla karşılaşacaktı? Kim Allah'tan bilir? Yani tostlar Twitter'dan atılmıyordu yani. Değil mi? Tost doğru tarifleri. Aynen. Şimdi Çetin abi, İyi tweet nedir, nasıl atılır derken bir tane Twitter, bir kullanıcının tweet'i bütün gündemi işgal etti iki hafta önce. Aslında geçen hafta başlasaydık daha güncel bir konuydu da bu haftaya da sarktı. Şöyle bir tweet abi. Eğer yeterince paranız yoksa ilişkiye başlamayın,
kimse sizinle tavuk döner yemek zorunda değil diye. Bir kişi buluştuğu bir erkek arkadaş olma potansiyeli olan kişiye mazluma bir sitem de bulundu. Evet. Sence bir ilişkiye tavuk döner yenerek başlanır mı, başlanmaz mı? Et döner ilişkinin hangi aşamasında yenir? Abi yüzüğü takmadan et döneri ısmarlamayacaksın bence. Değil mi? Riske girmemek. Yani. Şimdi zaten biliyorsun birçok kız istemelerde çikolata. Abi. Evet çikolata buyur devam et. Şimdi teknoloji bizde bu boyutta sadece. Sese de alışacaksın. Yok öyle zırr retweet gelince. Tabii ya. Gelince. Ya teknolojiyi de beceremiyorum zaten. İzleyici sorusu bor yeniyor muyu cevapladık. Evet devam edelim abi. Buyur, aynen. Yani ben diyorum ki ilişki yüzük takıldıktan sonra et döner evresidir. Çayla başlar bence. Aynen. Pastaneye evrilir. Ona, birer limonata belki. Fincan çaya girmeyin. Fincan çaya girmeden. Girmeyin, evet. Limonatadan. Evet. Oradan tavuk dönere evrilir. Evet. Belki arada bir kuru fasulyeciye gidilir. Evet. En son artık iş resmileştikten sonra nasıl ki altınlar takılıyor aynı şekil bir et döner ısmarlanır. Yani kayınçoyu yanına alıp birlikte dışarı çıktığınızda et dönere geçebilirsiniz. Geçebilirsin değil mi? Evet. Peki bu et dönerle tavuk döner arasında bu sınıfsal fark ne zaman oluştu? Biz ne zaman bu kadar bölündük yani? Şöyle, kapitalizm Çin'i icat ettikten sonra biliyorsun dünyada bütün değerler değişti. Yoksa aslında et döner, tavuk döner ikisi de birbirine döner yani. Çok da şey değişmez. Ama Çin öyle bir şeyler yaptı ki et döner bir sınıfsal kimliği ifade ediyor. Tavuk döner başka bir sınıfsal kimliği ifade ediyor. Bu arada sucuk dönerin adı bile anılmıyor. Maalesef. Bir de Afyonlulara sorun bakalım onlar ne hissediyorlar. Sucuk döner Afyon il sınırları içine mahkum edildi. Aynen. Bunu kimse konuşmaz. Tavuk lobisi oradan, kırmızı et lobisi oradan. Lobisi oradan. Afyon'un biraz lobisi zayıf kaldı. Tabii çiğ köfte lobisine hiç girmiyorum zaten. Değil mi? Adım başı girme çiğ köfte. Girme abi. Girmeyeyim. Girme aman girme. Olay çıkmasın. Çiğ köfteyi de etsiz yapıyorlar. Neresi köfte o zaman diye soruyorum ve Çetin abi kısaca değineceğim. Geçtiğimiz günlerde Fatih Terim'in bir açıklaması oldu. Hı. Kendisinin aldığı yıllık ücret üzerinden yeniden eleştiriler başladı milli takım başarısı olursa olunca. Kendisi de dedi ki herkes muhasebeci mi olmuş? Allah araştırdık Allah. Abi. Şimdi elimde önümde notlar var. Gerçekten de geçtiğimiz yıllarda Türkiye'de özellikle açık öğretim yoğunluklu olarak işletme ve kamu yönetimi ve benzeri bölümleri bitirenlerin %92'si muhasebeci olmuş abi. Normal o zaman. Normal. Hoca soruyu soruyor, cevabını da biz veriyoruz. Herkes muhasebeci. Herkes muhasebeci. Zaten kardeşim, sende öyle bir gelir akışı var ki bunu da hani bir serbest muhasebeci çözebileceği bir şey değil. Birden fazla muhasebeci çözer. Tabii ki yani. Doğru söylüyorsun. Tabii ki. Abi vaktimiz hızla azalıyor. İstersen kaç dakikamız var yani benim de çok az dakikamız var. Kaç abi. Dakika? 6 dakikamız ciddi var. Ciddi mi diyorsun? Evet, ciddi. Allah. O zaman bu asıl tabii, konuya gelelim. Asıl konuya lütfen. Gelelim. Lütfen. Şimdi Çetin abi bu yaz biraz uzun sürdü. Pastırma yazıyla birleşti. Nasıl Cumhuriyet Bayramı tatili bağlar gibi. Yaz sürdü gitti yani. Herkes mutluydu, memnundu. Sonra birden kış geldi. Şimdi bu günlerde konuşulan şu. Küresel ısınmanın kötücül bir şey olduğunu iddia edenler diyor ki bakın mevsimler kaydı, kış daraldı, azal diyor. Bu kötü bir şey mi? Ben anlamadım bunu. Ya neresi kötü? Bunu git bir Kars'a sor bakayım. Küresel ısınma kötü mü? Bir Erzurumlu'ya sor bakayım. Sen oturmuşsun İzmir'den, İstanbul'dan hakem kesiyorsun. Antalya'dan. Antalya'dan. Sen hala denize girerken adam kapının önüne kar atıyor. Sonra kardeşim Zimbabwe'nin buzulları mı var ki küresel ısınma bizi rahatsız etsin ya? Sonra biz dört mevsimli bir ülkeyiz. Üçe düşsün ne olur ya. Bir tanesinde zaten başkası kullansın değil mi? Aynen abi. Bir kere zaten Mugabe ne yapıyor iktidara gelmek için? Kışlar uzun sürsün ki daha çok kömür verebileyim. Kalksın işte. Kış bitsin kömür bitsin. Tabii değil mi? Bütün kış azaldıkça dağıtılan kömür azalacak. Azalacak. Zorlaşacak işler. Her şey zorlaşacak. Bir de Çetin abi yani ben anlamıyorum. Küresel ısınmadan neden rahatsız olunuyor? Yani kış geldi.
odun ayrı, kömür ayrı, meyvesi sebzesi pahalanıyor. Bir de asıl, asıl bence bu işin arkasındaki güç kesinlikle ve kesinlikle İGDAŞ'tır. Onu da ben söyleyeyim. İGDAŞ lobisi. Tabii, İGDAŞ lobisi abi. Allah Allah. Abi, gözünü seveyim. Eğer tabii. Kışlar azalırsa bu 300-400 faturalar nereden gelecek acaba? Ha, nereye satacak o? Tabii. Rusya ve bağlantılı İGDAŞ lobisidir. Bu küresel ısınmanın kötü bir şey olduğunu bize dayatan. Peki Sadi, yani o zaman şimdi küresel ısınma olursa bize eski faturalar tahsil edebileceğiz mi acaba İGDAŞ'tan? Yok abi, sanmıyorum. Ha, geçmiş geçmişte kalıyor. Geçmiş geçmişte kalıyor. O şey de yalan o zaman. Yani hani bu geçmişe dönük ödemeler olmuyor yani. Maalesef. Ya bir de biliyorsun Çetin abi. Devlet yanlışlıkla verdiğini alır da yanlışlıkla aldığını sarmaz. Bir dakika, program şu panoya yazalım ya. Bu bence bu devlet dairelerinden sızdı. Yanlışlıkla alınan verilmez, verilen alınır. Alınır kardeşim. Ona göre. Verilen alınır. Göre diyor. Yani gerçekten artık bu küresel ısınmadan şikayeti bırakalım. Tamam, biraz da halkı düşünün ya. Halkı düşünelim. Kara kış kapımıza geldi. Keşke biraz daha ısınsaydı. Keşke yine tişörtlerle dolaşsaydık. Nasıl? Keşke meyve sebze ucuz olsaydı. Bak, batıda kışı olmayan ülkeler var. Onlar niye şikayet etmiyor? Bence Mugabe küresel ısınmayı desteklemeli. Gerekirse ülkenin her yerinde ısınmayı arttıracak teknolojiler kullanmalı. Bir an önce küresel ısınmaya geçilmeli. Bence bu konuda büyükbaş hayvancılığın geliştirilmesi şart öncelikle. Biliyorsun küresel ısınmaya en büyük etkiyi onların yaptığı yönünde de bir iddia var. Tam tersi iddialar var. O zaman var ben bundan sonra bir kırmızı et yemiyorum. Daha çok hayvan olsun. Değil mi? Kesmeyelim. Isınsın. Ülke ısınsın ya. Yani ülke ısınırsa ben kataliptikli döneme geri dönebileceğimizi düşünüyorum. Yani tek katalitikle ısıtabileceğimiz bir mevsime ben okeyim. Tabii canım, yani hani terlik giyecek kadar. Pahalı değil be. Pahalı mı? Katalik mi? Valla tüp fiyatlarını unuttum ya İstanbul'a geldim. Pahalı gelelim. Pahalı. Valla mı? Yani bu Zimbabwe Futbol Federasyonu parayı tahsil edinceye kadar tüpler pahalı. He, pahalı. Pahalı. Tahsil ederse o zaman değişebilir. Ya paraların tüpten çıkarılacağını mı düşünüyorsun? Tabii canım yani. Nereden gelecek? O para bir yerden gelecek. Bir yerden gelmesi lazım. Kasa boş yani. Aynen. O yüzden. Sonuçta Fatih Terim'in muhasebecisi ödemeyeceğine göre bu parayı. Yani doğal olarak. Neyse, biz Allah'tan doğalgaz kullanıyoruz da onu da tüp kullananlar düşünsün ya. Onu da tüp kullananlar Çetin düşün. Abi yemin ederim herkesle empati yapa 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 ciğerim çürüdü. Birazcık da bencil olalım diyorum artık ya. Kendi işimize gücümüze bakalım diyorum yani. Tabii yani. Ben doğalgazım varsa ben doğalgazımı anlatayım. Tüp kullanan varsa o da gelsin başka program yapsın. Dertlerini orada anlatsın. Tabii canım, yani bu televizyonun kapıları program yapmak isteyen nitelikli herkese açık. Nitelikli. Yani işte niteliğimize vurgu yapmak için. Çok teşekkür ediyorum. Baktım yani. Hiç. Baktım nitelikli biri yok. O yüzden niteliğime vurgu yapmayayım dedim. Yani. Sonuçta bırakın küre ısınsın. Bir de empati, batılı bir şey yapma sen. Yapmayayım değil mi? Yapma. Bizi bozuyor abi. Bozar. Adam empatiyi yapıyor iki dakika. Hop oradan tekrar kahvesini içiyor, hayatına devam ediyor. Ha. Biz öyle değiliz ki. Biz kalıyoruz orada. Empatide kalıyorsun. Verem oluyoruz biz empatide. O nedenle zaten empati kültürümüz maalesef gelişmiyor. Gelişmiyor. Empati yapanlar kısa süre sonra ölüyor veremden. Maalesef. Çok karamsar olduk be sonunda. Öyle mi? Karamsarla da verem var mı hala ya? Vallahi ben var olduğunu biliyorum. Ama bilmiyorum yani. Bir dahaki yani program. En azından Veren Savaş dispanserlerinin kapandığını biliyorum ben. Yok, devam ediyor. Vallahi mi? Tabii canım. Yarı kapanacak ya. Yok. Yasağı var zaten, kapatamazlar. Hangi İşçi yasağı? Sağlığına bağlayayım zaten programı. Bağla abi, buyur. Ha. Yok yani, niye bağlayayım? Ya burası Zimbabwe'den sevgilerle. Zimbabwe'den sevgilerle. Kesinlikle kalktı diyorsun Meram. Tabii tabii. Veren. Hangi kanun maddesine göre acaba konuşuyorsun? Keşke o maddeyi de hukukçu... Bilinmeyen bir maddeye göre. Bilinmeyen bir madde. Bir maddeye göre. Bilinmeyen parçacık mı? Tabii canım. Şeyde, CERN'de aradıkları. Aynen aynen. Evet. Halbuki orada arayacaksın, gelip Türkiye'deki anayasada arasalar bulurlar. Aa, neresinde? Bilinmeyen yerinde. Türkiye'deki şimdi anayasanın bak, hangi sen... maddesi bilinmiyor? Hepsi biliniyor mu? Ben sayı abi, baştan sonra söyleyeyim. Şimdi bak, konunun başına döndürme beni. Dön abi, buyur. Şimdi makul şüpheli. Evet. Ne kadarı makul, nereden bileceksin sen? Şüpheli, yani makul şüpheli diye ben şüpheli derim. Makul olmayan agresif bir şüpheliyle işim olmaz mesela dedim. Ben makul bir şüpheli isterim haftaya karşımda. O zaman bak, buradan duyuruyorum. Haftaya bir tane makul şüpheli
Konuk getirelim. Bir tane makul olmayan şüpheli getirelim. Bak ikisi kapışsınlar bakalım ne olacak. Aynen. Halkımız da böylece fark anlasın. Makul mu olacak, makul olmayacak mı karar versin. Bence sadece şüphelinin değil, her şeyin makulü şart. Şüphesizin de makulünü isterim ben. Aynen. Makul olmayan adam şüphesizi ne yapayım? Yani doğru diyorsun. Makul olmayan şüphesiz olacağına makul şüpheli olsun ya. Bu arada Ayşen Hanım'la anlaşamıyoruz bir türlü bazı konularda. Ya bu teknoloji beni bozdu. Bir. Bence de biz daktilo kullanalım. Ama teknoloji olmayan şey de bozdu. Bozdu. Benim galiba birden fazla şeyi aynı anda yönetmekle ilgili ne diyeyim yetisel problemlerim var. Olmadı o da o cümle olmadı. O cümle hiç olmadı. Hiç olmadı. Yetisel hiç problem olmadı. Yani öz Türkçe diyeceğim değil. Değil. Zaten yeterlilik yani. Problemi var. Ve evet zilimiz çaldı. Programımızın sonuna geldik. Çetin abi var mı eklemek istediğin bir şey? Hayat TV'de başladık. Aslında bunlar en başta söylenecek şeyler de ama. Sen sonunda söyle ya. Ben hep sonunda konuşuyorum. Tabii. Ya. Güzel bir kanalda başladık. Heyecanlıyız. Bu program ilk program. Sürçmeler olmuş olabilir. Düştüğümüz çıktığımız yer. İkinci programda olmayacak diyorsun. Olmayacak diyorum. Daha iyi olacağız. Çok iddialısın. Ben hep iddialıyım. Yine sürçebiliriz canım. Sürçebiliriz derken bile sürçüyorum ya. Öyle mi? Ben sürçmeciyim ya. Sürçme lobisi. Sürçme lobisiyim. Tamam kapatalım o zaman. Tamam abicim çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ederim. Efendim konuklarımız Cihat Duman ve Emrah Kaman'a da teşekkür ediyoruz. Evet bu kamerada mıyız? Zimbabwe'den sevgilerlerinin sonuna geldik. Haftaya pazar günü aynı saatte aynı kanalda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Anymore.